Evet arkadaşlar, öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdiden herkese tekrardan son kez uyarıyorum ve iyi pazarlar diliyorum. 1 Şubat tarihine çok dikkat edin. Onun öncesinde ve sonrasında çok büyük hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, yükseldikçe short işlem veriyorlar. Bu tuzağa da düşmeyin. Büyük tuzak kuruldu. Büyük patlamanın geleceğini aynı zamanda düşünüyorum. Sizden tek bir ricam var. Videoya geçmeden önce, analize geçmeden önce video başından sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenin ve sizlere %100 kazandıracağını düşündüğüm bir taktik anlattım. Bunu yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bu videoyu mutlaka izleyin. Ayı döneminde kimseye yem olmayın. Aynı zamanda Telegram grubumda yorumlar kısmına bırakıyorum. Gelmek isteyenler o bölgeye de gelebilirler. Arkadaşlar, büyük bir patlama gelecek. Artık altcoin sezonu ya da bitcoin sezonu arasında Ethereum bitcoin grafiği bir karar verecek. Buradaki yapı aşağı yönlü kırılırsa bitcoin sezonu, yani dominansın yükseldiği, altcoinlerin ezildiği bir sezon başlayacak. Veya yukarı yönlü bir hareketlenme içerisine girerse bitcoin, Ethereum bitcoin partisinde, bu sefer de altcoin sezonu çok sert ve ciddi anlamda başlayacak diyebilirim. O yüzden 0.070 seviyesine Ethereum bitcoin grafiğinde çok ama çok dikkat edin. 0.070 üzerine çıkarsa büyük patlama altcoinler için gelir arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bakın, bir diğer grafik yapısını da sizlerin huzuruna şimdi getiriyorum. Sağ tarafta Bitcoin 2019 yılı içerisinde ilk defa uzun bir süre sonra EMA 100, EMA 50 üzerine çıktıktan sonraki yapmış olduğu reaksiyonel durumu görüyorsunuz. Ve ardından gelen Golden Cross etkisiyle beraber Bitcoin şu bölgeden tekrardan %100'lük bir fiyat artışı içerisine girdi. Ve bu bölgede yataya bağladı ve akümülasyon süreci içerisine girip tekrardan aşağı yönlü bir trend çizmişti. Biz de çok uzun bir süre sonra EMA 100 ve 50 üzerine attık. Bu bölgede RSI tarafına baktığımız zaman da benzer bir oluşum durumu söz konusu. Buralardan bir düzeltme içerisinde piyasa isteseler sokarlar ama şu an bilerek sokmuyorlar. Bunun sebebi her yükselişten sonra short işlemlerin açılmış olması, insanların düşüş piyasasına inanmış olmalarından kaynaklı olarak çok fazla salmıyor. Ve şu RSI tarafındaki şu yapı durumu söz konusu olabilir. Yani biz buradan 34'lere kadar şu şekilde inişli, çıkışlı, inişli, çıkışlı, inişli, çıkışlı bir senaryo içerisine girebiliriz 2023 yılı içerisinde. Ama tekrar uyarıyorum, 1 Şubat faiz kararına çok dikkat edin. Bu karar sonrası ve öncesinde inanılmaz sert hareketler görebiliriz. Lütfen riskinizi azaltın. Çok büyük olaylar olacağını düşünüyorum. Adeta kıyametin kopacağını düşünüyorum. 1 Şubat tarihi çok önemli olacak. Ben de canlı yayında olacağım. Sizleri kesinlikle yalnız bırakmayacağım. Bakın, bir diğer benim yükseliş beklememdeki sebep ve bu oluşturulan tuzağın nedenlerinden bir tanesi de Bitcoin ile dolar dominansının ters korelasyonu. Bakın, dolar dominansı biliyorsunuz ki sevgili dostlar, doların içerisine girerse para miktarı o kadar yükseliyor. Yani dolar dominansının yükselmesi demek Tether'e para girişi olacağı ve altcoin'lerin Bitcoin'in düşeceği anlamı gelir. Tam tersi, dolar dominansının düşeceği demek, yani Tether'deki paranın diğer altcoin'lere gireceği anlamını taşıyor. Bu bölgede yükselen trendini dolar dominansı aşağı yönlü kırdı. Tam tersi, Bitcoin de buradaki düşüş trendini yukarı yönlü kırdı. Yani ters korelasyon Bitcoin'e patlamayı getirebilir ama 1 Şubat çok kritik. 1 Şubat'ta dananın kuyruğu kopacak. Öncesinde de her türlü manipülasyonu, spekülasyonu yapabilirler. Buna hazırlıklı olun. Sakın ama sakın tuzağa düşmeyin. Uzun süredir yükseliş bekliyorum. Beklemiş olduğumuz yükseliş adım adım geliyor. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin tarafında 23.500 seviyelerine yaklaştık ve gördük. Ama kısa vadede tabii ki dikkatli ve temkinli olmakta fayda var diyorum. Tekrar 23K seviyelerine bir geri çekilme yapabilirler kısa vade açısından. Bu 23K seviyelerinden şu hareket gerçekleşebilir. Bilginiz olsun. 23K kırılırsa aşağıda destek olarak 22.700 var. Onun da altında 22.260 seviyeleri destek lokasyonu olarak karşımıza çıkmış durumda. Ben 25.600'leri bekliyorum ama onun öncesinde burada her türlü tuzağı kurabilirler. Aşağı yönlü, yukarı yönlü patlamaları göreceğimizi düşünüyorum 1 Şubat tarihi öncesinde ve sonrasında da bu hareketlenmelerin, dalgalanmaların çok daha arttığını göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden kısa vade kimseye yem olmayın.
tuzağa düşmeyin. Yüksek kaldıraçlı işlem açmayın. Son kez bu uyarımı da yapmış olayım. Bakın arkadaşlar, korku endeksi 55 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bazı arkadaşlar çok yükseldi vesaire diyor. Ama ben bunun şahsen 90'lı seviyelere kadar yolu olduğunu ve 95 seviyelerine eğer ulaşabilirsek bu 95 seviyesinde mutlaka ama mutlaka kar satışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her yükselişin bir düşüşü, her FOMO'nun bir düşüşü, her ayının bir yükselişi olur. Nasıl bu bölgede sizleri sakin olun, panik yapmayın. Bu piyasa tekrardan dönecek, bu piyasa yükselmek zorunda. FTX batmış olabilir ama Bitcoin bundan etkilenmez şeklinde yorum yaptıysam, yani yatırımcıları panikletmediysem, futlamadıysam, 95 seviyelerin yükseldiği zaman da bu bölgelerde kesinlikle ama kesinlikle kar almakta fayda olacaktır. Minimum %20 diyorum. Çünkü dediğim gibi FOMO beraberinde düşüşü, FUD beraberinde boğayı, yükselişi getirir arkadaşlar. Bu söylediğimi sakın ama sakın unutmayın. Bu korku endeksini yakından takip edin. Buna göre hareket edin. Üzülmezsiniz. En azından uzun vadede üzülmezsiniz. Kısa vadede ufak tefek yanılmalar normal, herkes yanılıyor. Ama uzun vadede çok büyük yanılgı içerisine sokmaz. Yani 95'e geldiği zaman satarsanız, burada 10'lu seviyeleri, 13'lü seviyeleri düştüğü zaman alırsanız, tekrar 70'lerde, 80'lerde satarsanız, tekrar düştüğünü alırsanız çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bitcoin dominansı dediğim gibi bir yöne kırılacak. Bunu market şu an kararını vermeye çalışıyor. Ben bir tık daha yukarı yön, yani 45 seviyesinin üzerine atma eğilim içerisine girebileceklerini düşünüyorum. Onun öncesinde 44'lere bir temas yaparsa, yani böyle bir düzeltme verip gerçekleştirirse bu pazar günü güzel geçer. Ardından şu hareketle beraber pazartesi itibariyle paranın Bitcoin'e kaydığını ve 1 Şubat öncesi yapılan, çekilecek olan operasyona bir hazırlık aşaması içerisine girdiklerini düşünebiliriz. Tether dominansı beklediğimiz 6 seviyesi devam ediyor. Bakın aylık grafik, şuradaki uyumsuzluk ve ikili tepemsi görüntü bu yükselişin başladığı yer olan 3.63 seviyelerine kadar bizi getirebilir dostlar. Çok net bir şekilde uyumsuzluklar ve ikili tepe görüntüsü var. Ben 3.63'ü artık 6 seviyesinin altında bekliyorum. Ama bu tabii ki tepki vere vere, yani 2 ayda 3 ayda gelecek bir durum değil. 6.6 seviyesine düşer, oradan bir tepki verir. 6.50'ye tekrar düşer, tekrar tepki, tekrar düşer. Bu şekilde zikzak çizeceğini ve dipte bir yatay bir formasyon oluşturduktan sonra tekrardan 6.50'lere bir tepki içerisine gireceğini, şu dip bölge 3.63'e geldiği zaman da mutlaka kar satışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında BLX grafiğine baktığımız zaman çok güzel bullish senaryosunu taşıyor. 2 dolar itibariyle bizim bakmış olduğumuz Bitcoin grafiğinde arkadaşlar, daha önce de ay sezonlarında RSI 30'a düştüğün haftalıkta ardından büyük yükselişe geldiğini gördük. Yani ATH geliyor. Burada da uzun bir süre sonra 30'a düştü. Yeniden kafasını kaldırdı. Yani yeni bir ATH arayışı içerisine dünya koşuluyla beraber girebiliriz. Ons altın tarafına baktığımız zaman size belirtmiş olduğum 1911 desteği çok güzel çalışıyor. Bu destek aşağı kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı görmüyorum. En yüksek işlem hacmi dönen altcoin'ler Aptos, Gala, Matic, Litecoin'de son zamanlarda bir hacim girişi oldu. Bilginiz olsun dostlar. Son 24 saatte alınan likidasyonlar: Bitcoin'de 14 milyon dolar, Ethereum'da 23 milyon dolar likidasyon alınmış durumda. Son 24 saatte açılan long pozisyonlara baktığım zaman ağırlıkta borsalar tarafında diyebilirim. Son olarak hala OKX borsasının hesabınız yoksa vermiş olduğum referanstan hesap oluşturup kutu içerisindeki ödüllerinizi dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Aynı zamanda ben OKX'i kullanıyorum. Çünkü FTX'in yerini aldığını düşünüyorum. Güzel hacimler dönüyor. Çok düşük fee ücretleri var. Ben uzun zamandır borsayı söylüyorum. Bunun fiyatı 25 dolardı, 40 dolara kadar yükseldi. Kimse söylemeyken söylüyorum. Yani yarın bir gün herkes OKB'yi söylediği zaman bir anlamı kalmayacak. Ve OKX borsasını söylediği zaman da bir anlamı kalmayacak. Güzel hacim dönüyor. Kutu dediğim gibi 1000 dolar bile çıkabiliyor. Kimine 3 dolar çıkıyor, kimine 100 dolar çıkıyor. Tamamen şansa dayalı. Hesap oluşturup telefonlarınızdan, mobil cihazlarından kutu açabilirsiniz. Bu şansınızı, deneme fırsatını kaçırmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize iyi pazarlar.